İyi günler. Bu videomuzda basit bir gardırop çizmenin AutoCAD ortamında nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. 90'a 185 boyutunda iki kapaklı bir gardırop çizmeye çalışalım. İlk önce L space diyerek line komutuna giriyoruz. Buradan yukarıdan başlayalım. Şu an F8'e basılı düzlemde çizimimiz. Yani F8'den çıktığımız zaman normal çizime geçiyoruz ama şu an F8'de. Evet, aşağı doğru 185 ölçümüzü verelim. Yana doğru 90 enter dedim. Yukarıdan da tekrar bitiş noktasını yakalayıp dikdörtgenimi kapattım. Şimdi bunun offset komutuyla şuradaki sunta kalınlıklarını göstereceğim dolabın. O space, herhangi bir noktaya tıkladım. Aşağı doğru çektim. 2 santim sunta kalınlığı verdim. Enter dedim. İçeri doğru çizgilerimi öteleyerek dolabımın ana iskeletini çizdim. Daha sonra ortadan tam orta noktasını yakalayıp aşağı çektim. 2 bölmeli bir dolap istiyorum. O space diyerek offset komutuna girdim. Herhangi bir yere tıkladım. Aşağı doğru çekip 1 değerini verdim. Çünkü bu çizgi orijinal. Benim referans çizgim. Bunu hem sağa hem de sola öteleyerek sonra da ortadaki referans çizgimi seçip delete tuşuna basarak sildim. Ortadaki bölme kayıt parçamı oluşturdum. Sunta parçamı oluşturdum. Daha sonra şu iki parçayı pardon şöyle yapalım. O space deyip 30 santim offset değeri girdim. Buradaki parçayı 30 santim öteledim. Escape yapıp çıktım. Tekrar o space dedim. 2 santim sunta kalınlığı yaptım. Üst rafı oluşturdum. Daha sonra bunu o space yukarı doğru 30 değerini girdim. Buraya da bir alt raf oluşturalım. Tekrar o space dedim. 2 santim sunta kalınlığını oluşturmak için buraya giriş yaptım. Bu da alt rafımız oldu. Şimdi şuradaki burası üst tablomuz olacak. TR space space dedim. Trim komutuna girdim. Bu üst tablomuz yekpare olacak. Yani şuradaki çizgiyi sileceğim. Bir de şuradaki çizgiyi sileceğim. Burada raflar dolabın içine oturduğu için şuradaki çizgileri trimlemem, kırpmam lazım. Orta kayıt da yekpare olması lazım. Ve yan kayıtın yekpare olacağı için buradaki çizgileri siliyorum. Alt rafta da aynı işlemi yapıyorum. Orta kayıttan raftan uzantısını siliyorum. Yan kayıttan da siliyorum. Alt tablo da yekpare olacak. O yüzden şuradaki çizgileri kaldırıyorum. Evet, dolabımızın iç görünümü böyle olacak. Şimdi bu dolabımıza ayak çizelim. 5 santimde ayağımız olsun burada. 5 değerini girdim. Enter dedim. Biraz sağ çektim. Gelişi güzel bir değer girdim. Tekrar yukarı tamamladım. Bunun buraya mirror'la aynalama etkisiyle öteki tarafa da kopyaladım. Space dedim. Geldi. Evet, dolabımızın kapakları açık hali bu şekilde gözükecek. Bunun bir de kapaklarını gösterelim. Line komutuna girdim. Buradan şöyle bir uzantı aldım. Şuradan itibaren 90 santim genişliğimiz. Aşağı doğru 185 değerini girdim. Tekrar 90 ve yukarıya tamamladım. Kapağımız line komutuna tekrar girdim. Orta noktasını bulup aşağı çektim. Şuradan ayaklarımızı da kopyalıyorum.
Kopya'ya tıkladım. Referans olarak şu köşeyi seçtim. Tekrar bu köşeyle tamamladım. Space'e bastım ve çıktım. Buraya da kulplarımızı gösterelim. Şöyle bir dikdörtgen çizerek kulpumuzu gösterdik. Bu kulpu seçiyorum. Yine aynı şekilde öteki tarafa aynalama etkisiyle kopyasını taşıyorum. Evet, dolabımız karşıdan bu şekilde gözükecek. Dolabımız üstten nasıl gözükecek? 50 santim derinliğinde olsun bu dolabımız. Tekrar L space dedim. 50 santim olacağı için şuradan 50 santim gösterdim. Genişliğimiz 90 santimdi. Tekrar şurayla taşımak için bu köşeyi birleştirdim. Arkasında kontra planımız olacak. Offset O space herhangi bir yere tıkladım. 0.5 değerini girerek kontra plan kalınlığını göstereceğim. Daha sonra line komutuna girip şuraları tamamlıyorum. Evet, burası bizim kontra planımız. Ön tarafta da kapaklarımız olacak. O space 2 değerini girdim. Buradan aşağı 2 santim öteledim. Kapakları da göstermiş oldum. L space diyerek line komutuyla kapakların köşelerini tekrar line ile orta noktayı buldum. İki kapak olduğunda bu şekilde göstermiş oldum. Hatta şurada kulplarımız da gözükebilir. Kulplarımızın yüksekliğini şu şekilde gösterebiliriz. Buradan da yine mirrorlardaki tarafa simetrisini taşıyalım. Dolabımız yukarıdan bu şekilde gözükecek. Yandan nasıl gözükecek? Yandan da yine buradaki yüksekliğimizi şu şekilde taşıyalım. 185. 50 santim derinliğimiz vardı. Tekrar yukarı çıktık ve tamamladık. O space. Bu tarafı çekiyorum. 0.5 santimlik bir offset girip buraya kontra planımıza kalınlığını gösterdim. Tekrar O space dedim. 2 santimle kapağımızı gösterdim. Sonra line komutuna girip şuraları tamamlıyorum. Kapağı da tamamlayalım. Kapağın altını da tanımlayalım. Daha sonra bir de ayaklarımız gözükecek. Şuradan bir ayak kopyalayayım. Şu çizgiyi referans alıyorum. Ayağın biri burada. Birisi de burada olacak. Burada da kulpumuz gözükecek. Kulpumuzu da bu şekilde aynı istikamette taşıyalım. Şöyle şuraya bir bırakayım. Sonra alıp tekrar bir kulpumuzu move'la buraya oturttuk. Yandan da dolabımız bu şekilde gözükecek. Daha sonra iç tarafına baktığımızda şurada menteşeleri görebiliriz. Yine menteşe olarak da line komutuna giriyorum. Şurada yine sembolik olarak şöyle bir menteşe çizdim. Bu menteşeyi kopyalıyorum. Altta da bir menteşesi olacak. Daha sonra bu iki menteşeyi seçemedim. Şöyle yapıp seçelim. Sonra mirrorla öteki tarafta orta noktadan tutup perspektifini oluşturalım. Buralarda menteşe. Şimdi bunun ölçülendirmesini yapabiliriz. Buradan annotate'den dimension'a gelerek bunun ölçülendirmesini
şu kalınlığını göstermek istiyorum. Başlangıç noktası ve bitiş noktasını seçtim. Şöyle uzaklığını ayarlıyorum. Sonra continue dediğim zaman bu ölçülendirmeyi devam eder. Şu kayıta kadar olan kısmı alıyorum. Sonra sunta kalınlığımı gösteriyorum. Devam ediyorum. Buradaki sunta kalınlığımı gösteriyorum. Alt rafın uzunluğunu gösteriyorum. Bitişini gösteriyorum. Bir de ayağın bitiş noktasını gösterip space ile komuttan çıkıyorum. Escape dedim, komple çıktım. Dimension'a tıkladım tekrar. Buradan bir de tam bir ölçü alalım boydan boya. Onda 185 santim dolabın yüksekliği, 5 santim de ayak yüksekliği olmak üzere 1.90 yüksekliğe sahip olduğunu göstermiş olduk. Tekrar Dimension'dan suntamızın 2 santimlik kalınlığını gösterdik. Continue dedik, devam ediyor ölçülendirmemiz. 42 santim bu gözün genişliği. Sonra sunta genişliğimiz 2 santim. 42 santim yine bu gözün genişliği. Bu da 2 santim. Bir de genel genişliği gösterelim. Bu da 90 santim. Bu şekilde ölçülendirmesini de yapabilirsiniz. Ayrıca bir noktanın detayını göstermek istiyorsanız da yine home sekmesinden circle'a basarak mesela daire içine aldığınız bölümü yine line komutuna girelim. Şu şekilde. O zaman text'e girip buraya detay 1 diyerek bu bölgenin detayını başka bir yerde büyük bir şekilde gösterebilirsiniz. Mesela benim şurada daha önce çizdim. Oyalanmayayım diye çizimim var. Bunu mesela alıp bu menteşe detayını bu şekilde şurada çiziminizin bir kenarında da gösterebilirsiniz. İstediğiniz noktada da özel bir geçmeniz, birleşim noktası varsa onların da detayını yine yuvarlak için alıp detay 2, detay 3 diye burada tekrar detaylı çizimlerini yan tarafında yapabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.